Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Şöyle yağmurlu bir günde. Günaydınlar. Evet, şöyle perdemizi çekelim. Böyle içerisi biraz aydınlık olsun, değil mi? Eşim işe gitti. Onu gönderdim. Evet, o şöyle bulutlu da olsa böyle perdeyi çekince aydınlık oluyor. Şimdi Eymen'le kendimize kahvaltı hazırlayacağız. Şunlar akşam elde yıkadığım bulaşıklarım. Eymen de reçelini çıkarmış. Anne reçelle kahvaltı yapacağım diyor. İnanın 4-5 kavanozdan sadece bu kaldı. 5 kavanoz mu yapmıştım? Evet. Ve en fazla biz 2 defa tadına bakmışızdır. Eymen bize hiç bırakmadı. Şimdi şöyle dolapta hamurumu çıkardım. Sıcak ekmek yapacağız kendimize. Eğmenle kahvaltıdan. Şöyle eğmen reçel istedi. Ben de kendime tereyağlı yumurta yapacağım. Şöyle size bir günaydın demek istedim. Evet, akşamları gerçekten mutfak olsun, oturma odası olsun toplayıp öyle yapmaya geçiyorum. Tamam oğlum sen de ama şımarma ki. Bakın ablaları, abileri eğmen spor yapıyormuş. Sabah sporu. Tamam oğlum şımarma. Evet en iyisi ben kahvaltı hazırlığına geçeyim. Bugün hava yağmurlu. Sanırım hiç dışarı yok çıkamayız. Çünkü dünden beri yağmur böyle yağıyor. Dışarısı da gerçekten çok soğuk. Şöyle pembiş mutfağımdan bir merhaba demek istedim. Sabah günaydını demek istedim. Şimdi hadi bakalım beraber de kahvaltı hazırlayalım mı? Hadi o zaman hazırlayalım. Un ve oklava getirmem lazım. Sıcak ekmeğime başladı. Bakın. O kabarmalara. Doymuyor ekmeğim. Mayasız arkadaşlar. Belki mayalı mıdır diye soran olur. Mayasız. Biz mayasız seviyoruz. O böyle sıcacık. Bu kilo da yapmıyor. Onu da söyleyeyim size. Evet şimdi diğer açtığımı. Evet. Çayı da koydum. Hep beraber hazır olsunlar. Şöyle şu eğmen için birazcık soğusun. Katlamayacağım. Soğusun o bir an önce başlasın. İkinci ekmeğim de. Şöyle hemen katlayayım ki soğumasın. Oh sıcacık sıcacık. Şöyle bir tane daha. Gösteriyorum ki hani böyle yapmak isteyen arkadaşlar için var ya. Onlara da böyle fikir olur. Ekmekleri yaptım. Şimdi de şöyle tereyağlı yumurta yaptım kendime. Eymen tabii ki kahvaltısına başladı bile. Evet, çayım da kaynıyor. Evet. Çayımı da alayım. Hadi bakalım kahvaltıya. Eymen gördüğünüz gibi vallahi hep dökmüş de. O yüzden böyle sofrasını seriyorum. O sıcak ekmekle reçelini yedi. Çünkü öyle istedi. Şunları da böyle kendime hazırladım. Evet, şöyle sıcak ekmeklerim. Hadi o zaman ben de kahvaltıya geçeyim. Tabii olmazsa olmaz yumurtada. Şöyle karabiber çok seviyorum. Evet, şimdi geçebilirim işte. Hadi bakalım. Hadi bakalım akşam yemeği hazırlığına geçelim. Menüde harika bir yemek var. Evet, baharatlar ve tavuk görüyorsunuz. Şimdi şöyle tavuk göğsüm yarım vardı. 2 kişiyiz yeter zaten. Şöyle kuşbaşı iri iri doğradım. Şimdi marine edeceğim. Bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Şöyle birazcık da bir tatlı kaşığı da salça koyacağım ki rengi güzel olsun. Değil mi? Şöyle bir de aynı kaşıkla kekik tavuğa çok yakışır değil mi? Evet. Şöyle karabiber,
Baharatı çok severiz. Şöyle kimyon her yemekte kullanmayı çok seviyorum. Şöyle kırmızı toz biber. Çok mu oldu? Sanırım evet. Şöyle tabii ki olmazsa olmaz tuz. Herhalde tuzum da az kalmış ya. Biraz tuzlu olsun. Ve birazcık da yağ ekleyelim. Evet, yeterli. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Marinesi olsun. Tezelle olmuyor tabii ki. Evet, tavuklarımı şöyle marine ettim. Üzerine de şöyle jelatinimi çektim. Bu şekilde dolaba koyacağım. Zaten şu an daha erken ya. Bir yarım saat, bir saat ne kadar kalırsa o kadar lezzetli olur. Hemen bunu böyle aradan çıkarayım. Dediğim gibi de akşam yemeğine de var. Böyle bu şekilde dolapta kalsın bakalım. Sonra diğer aşamaları beraber geçeriz. İnşallah bu akşam güzel bir menü yapalım sizinle. Artık yemeğimin başına geçtim. Şimdi yemeğe ilkin şöyle lezzet bombası olan çorbamdan başlamak istiyorum. Çok harika bir tariftir. Kesinlikle inanın favoriniz olacak bu çorba. Şimdi çorbada yani neler mi var? 3 su bardağı yoğurt. Yani şu bardakla 200 milimlik 3 su bardağı yoğurt koydum. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı un. Siz 3 de ekleyebilirsiniz. 2 bana kafi geliyor. Şimdi bunları ilkinde ocağa koymadan bir güzel böyle karıştıracağım. Hazırda sıcak suyum da var. Bunları böyle iyicene karıştırdıktan sonra ocağa alacağım. Hem böyle karıştıracağım hem sıcak suyumu ekleyeceğim. Onu size gösteremeyeceğim. Çünkü tripodum kırıldı. Tek elle her iki işlemi yapamayacağım. Ama dediğim gibi ilk şu üç malzemeyi bir güzel böyle karıştıracağız. Şimdi ben yoğurdumu böyle ocağa aldım. Kısık olan ocakta. Gözde yani. Şöyle iyicene karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle çaydanlığımda sıcak suyum var. Çok da kaynar olması, sıcak su olması yeterli. Şimdi yavaş yavaş aktaracağım. Çorbanın suyunu ekledim. Böyle karıştırmayı hiç bırakmadım. Zaten dediğim gibi su kaynar değildi, sıcaktı. Bir yandan böyle karıştırdım, bir yandan suyumu aktardım. Şimdi böyle ben karıştırmaya devam edeceğim. Suyum kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da tel şehriyemi aktaracağım. Ve dediğim gibi favoriniz olacak çorbamız başlayacak. Yani başlayacak derken hazır olacak inşallah. Çorbamı daha karıştırmaya devam ediyorum. Kesilmemesi için. Kaynamasına da az kaldı zaten. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi şöyle bir çay bardağı tel şehriyeme aktarıyorum. Karıştırıyorum. Evet, arada böyle karıştıracağım ki dibi tutmasın şehriyelerimiz. Ve şimdi çorbam kaynamaya dursun. Ben de dolapta tavuklarımı çıkarıp hemen şişlerime takacağım. Bayağı marinede kaldılar. Çorbam kaynıyor. Ve ben de bir yandan hemen sosunu hazırlıyorum. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Zeytinyağım yoktu. Zeytinyağı olsa tabii ki daha güzel olur. Sıvı yağla tereyağı koydum. Şöyle çorbamıza birazcık da su, tuz koyalım. Pardon, su dedim ben de. Tuzunu da ayarlayalım. Altını kısmışım. Böyle arada karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Aman aman, kaza oldu. Yağım iyice kızdı. Şöyle bir yemek kaşığı nane ekliyorum. Nanem de iyice şöyle yaktım. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi en zevkli yere gelelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Caz sesi değil mi? Şöyle. Evet, çorabımın altını kapatıyorum. Ve diğer yemeğime geçiyorum. Tavuğumu dolapta çıkardım. Böyle iyicene sosunu, yani iyice aroması geçti. Şimdi şöyle biber ve domates şöyle dilimledim. Hemen şöyle çöp şişlerim de var. Sırasıyla geçireceğim. Tavuklarımı şöyle bir biber, bir domates, bir tavuk şeklinde çöp şişlerime geçirdim. Böyle kenarda beklesin. Ben şimdi pilavımın yapımına geçeceğim. Çünkü daha eşim de gelmedi. Hani bu soğudu mu güzel olmaz. O yüzden bir haber alayım ne zaman gelecek. Şu an ilin dışında ilçeye gitti. Maçı vardı. Voleybol hakemliğini de yapıyor bir yandan. O yüzden ondan bir haber alayım ama böyle hazırda dursun. Ben hadi pilavımın yapımına geçeyim şimdi. Şöyle hemen salçalı kırmızı mini bulgur pilavı. Salçanın iyice kokusu çıksın. Zaten şöyle oh, mis gibi çorbam hazır. Bu kadar yeter. Şöyle hemen 2 bardağı yeterli. Tavuğun yanına çok güzel olur. Salçalı bulgur pilavı. Pilavımın suyunu da ekledim. Hemen birazcık böyle tereyağı, tuzunu ve karabiberini de ekledim. Zaten kimyon tavukta vardı. Pilava da hiç dökmeyeyim. Evet, böyle kapağını kapatalım. Pilavımın da kapağını kapattım. Şöyle iki yemeğim de yani birazdan hazır olacak. Dediğim gibi eşimden haber gelsin. Ona göre tavuklarımı da fırına ekleyeceğim. En son yani tavukları ki soğumasın. Yemeklerimiz şöyle hazır. Bakın pilav da dinlendi. Çorba da. Tavuklarım da fırında. Şimdi çıkaracağım. Ama ilk şöyle bir yemeklerimin servisini yapayım ki tavuklar sıcak sıcak hemen önümüze koyalım. Ve yemeğimiz hazır. Şöyle tavuk şişlerim gerçekten çok güzel oldu. Pilavım da. Size harika bir menü fikri. Yarına çok güzel bir fikir olur. Böyle hepsi de çok kolay. Hemen salçalı bulgur pilavı. Tenşehriyeli yayla çorbası. Şöyle hemen yarım tavuk göğsüyle inanın. Şöyle kaç şiş çıktı? 5 şiş çıktı. Zaten eğmen yemiyor. Bana ve eşime de böyle yeterli. Evet, umarım siz de yapar dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi en güzel yere Allah'a emanet olun. Sevgiyle, muhabbetle kalın. Hoşça kalın.